Kuzey şu tarafta. Montana oralarda bir yerde. Bildiğin gibi temel askeri doktrin der ki asla güçlerinizi bölmeyin. Peki başlasın. O zaman Pelton'daki ana güç desteğiyle kal. Seni bekleyen bir görev var. Gel ailemle tanış. Merak etme, Noel yaklaşınca güneye inerim. Benim için onurdur başçavuş. Benim için de Bobby. Anneciğim ve babacığım, size yolda olduğumu yazmak çok heyecan verici. Tüm alaydaki askerler ve subaylarla son düzeni sağladıktan sonra sivil kıyafetlerle yola koyuldum. Artık başavuç değil ama yeniden Amerika süvarisinden emekli Bobby Hathaway. 25 yıl mavi üniforma giydikten sonra arkamda o hayatı bırakırken hiç üzülmediğimi itiraf etmeliyim. Eski dostum Mike Butler da benimle geliyor. Birlikte birçok sefere çıktık. Gelecek planları konusunda pek emin değil gibi. Umarım onu Pelton'a davet etmemden rahatsızlık duymazsınız. Tekrar yanınıza gelip beraber ticaret yapacağımızı düşününce Pelton'a yapılan demir yolu baharda değil de keşke şimdi bitseydi diyorum. O zaman 2 haftada evde olurdu. Bu kadar tozu da çekmezdim. Yıllar sonra kuzenim Curtis'i görmek için sabırsızlanıyorum. Ben ayrıldığımda okula gidiyordu ama iyi bir mizacı olduğunu çok net hatırlıyorum. Mektuplarınızdan anladığınız kadarıyla işiniz için önemli bir hale gelmiş. Eski arkadaşım Stu Crocker'la tekrar bir araya gelmek için çok sabırsızlanıyorum. Ben çocukken en iyi arkadaşım olan çocuk şimdi başarılı bir iş adamı olmuş. Ve Stu'nun da desteğiyle dükkanımızı daha da büyütmeyi, hatta farklılaştırmayı planlıyorum. Eve dönmek için can atıyorum. Hayatımın geri kalanını ailemle ve arkadaşlarımla geçireceğim. Ve yanınıza nakitle ve maaşla dönüyor olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir olmayışım sizi çok üzdü, biliyorum. Benim için de çok zor oldu, emin olun. Hadi gidiyoruz. O zamana kadar sizin sevgi dolu oğlunuz Robert C. Hathaway 3 olarak kalacak. Biraz hızlı olur musunuz? Hathaway Ticaret. Gidelim. Seni yine yenmek güzel Elmo. Evet, yarın görüşürüz. Bobby Hathaway. Seni en son gördüğümde bira istemiştin değil mi? Evet öyle. Hafızan iyiymiş. Burası çok sakin. Pazarları hep böyle olur. Evet, baban geleceğini söylemişti. Borcum ne kadar rey? Mekanımda asla hesap ödemeyi deneme evlat. Eski dostuma bak, hiç değişmemiş değil mi Ray? Ama sen değişmişsin. Şu kıyafetlere bak, kasabada nereye baksam her yer Stu Crocker olmuş. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Oasis artık senin mi? Başka şeyler de var. Bak ne diyeceğim, annenle babanın yanına ben de geleceğim. Charlie. Eski günler. Buna içilir işte. Aa, yapma Bobby. Bir kez olsun keyfini çıkar. Hala seni ikna etmem lazım. Eski günlere. Yeni fırsatlara. Orduya seni ben ikna etmiştim değil mi? Bak nasıl işe yaradı. Şimdi ne yapacaksın? Çalışıp para kazanacağım. O zaman bu gece kasabada dışarı çıkıyoruz. Tabii ki. Bizimkileri gördükten sonra. Gelsene, yemek yeriz. Sen git ailenle vakit geçir. Bu senin eve dönüşün. Seni tekrar görmek güzel Stu. Bu gece gelmeni istiyorum. Sana bir sürprizim var. Gece görüşürüz.
Bobby. Evdesin. Dur sana bir bakayım. Aa, hafta sonuna kadar beklemiyorduk seni. Aa, söz ettiğin arkadaşın nerede? Ha, Mike mı? O kuzeye gitti. Buffalo avlayacakmış da. Bobby! Bak kim gelmiş. Nihayet. Aa, genç kuzen Curtis büyümüş ha? Söyledin mi onu? Hayır. Hoş geldin evlat. Baba. Aa, seni görmek harika. Seni de öyle. Sakın kıpırdama. Temizim. Sorun yok. Sorun yok. Misafir o. Aptal aptal bakma dostum. İçeri gel de bir içki al. Vay canına, şuraya bak. Burası Williamson değil mi? Evet. Evlendikten sonra karımı aldım burayı. Evli misin? 4 yıldır. İçeri gel. Tatlım, tanışmanı istediğim adam geldi. Keşke fotoğraf çektirebilseydik. Edgar, buraya gel. Constance, seni görmek güzel. Merhaba Bobby. Sürprizi ikiniz için de bozmak istemedim. Hadi Connie, gel de Bobby'ye sarıl. Biz eski arkadaşlarız. Evet, hadi yakınlaşın. Lütfen Stu, bunu beklemiyordum. Berbat görünüyorum. Saçma. Harikasın. Hadi Bobby, kollarını ona dola, bir şey yap. Birbirinizi en son 15 sene önce gördünüz. Çek Edgar. Güzel. Bu harika değil mi? En yakın arkadaşım ve eski kız arkadaşım benim karım. Yine bir aradayız. Peki ya. Seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Gitmek için sabırsızlanıyorsun değil mi? Müsaadenle hayatım. Konuşacak çok şeyimiz var. Tebrik ederim. Charlie, tekila ve bira. Çok ses var değil mi? Daha sessiz bir yere gideriz demiş. Benim salon için fazla mıyız? Ha, yapma Mastu. Öyle demek istemedim. Vay vay Dakota. Ne kadar da formlusun. Bakın burada kim var kızlar. Gerçek bir savaş kahramanı. Vahşilerle savaştan yeni döndü. İyi vakit geçer. Ben hemen dönerim baba. İyi eğlenceler. Hanımlar. Müsaadenizle. Nanoş. Bir özür bekliyorum. Öyle mi? Evet. O zaman daha çok beklersin, haberin olsun. Canın istiyorsa git al bakalım o bıçağı oradan. Daha genç. Öğrenir. O kadar yaşarsa. Stu'nun arkadaşı olduğun için bunu unutuyoruz. İyi günler Robert. Nasılsın? Merhaba. Oğlumla tanış Bobby. Nasılsın? Umarım o şeyi şimdi çalarsın. Nasıl gidiyor bayanlar?
Aynen ya. Harika, yemekler çok güzel olmuş. Bobby Hathaway. Sizi görmek ne güzel Bayan Ayri. Ve anladığım kadarıyla orduyu bırakmışsın. Evet efendim, emekli oldum, tüm hakları kazandım. Güzel. Serena, tatlım buraya gelsene. Tamam, bu akşam olmazsa herhangi bir akşam olabilir. Tanışmanı istediğim biri var. Serena Sanchez ve bu Bobby Hathaway ve Dora ve Robert'ın oğlu. Memnun oldum Bayan Sanchez. Ben de memnunum. Artık kesin bu bir parti. Biraz etrafa göz attım. Sabah ilk iş biraz fırça temizlemem gerek. Yardım eder misin? Tabii. Bak baba. Spencer's Drift hakkında bir şey sormadığın için minnettar. Ha, gerek yok ki. Ben 36'larda San Jacinto'daki savaşta bilmem gereken her şeyi öğrendim. Bana verdikleri şu madalya. Evet tabii. Madalyalar iyidir ama bana sorarsan bunu takan adam... Yani bu sadece geride bıraktığı arkadaşlarını ve savaşta öldürdüğü insanları hatırlatır takana. Haksız mıyım? Evet efendim. Seninle gurur duyuyoruz. Sadece bir kahraman olarak döndüğün için değil, aynı zamanda şu an olduğun kişi haline geldiğin için de duyuyoruz. Sağ ol baba. Şunun mu bitti? Gök gürültüsünü duyana kadar saniyelere sayın. Yıldırım o kadar kilometre öteye düşer derler. 5 saniye saydım. Daha uzun gibiydi değil mi? Ver şunu. Yapma Stu. Diğerlerine ne yaptığını biliyorum. Sen bana gelmeden ben sana geldim. Bana yük hattını ve nehir yatağı arazisini satarsan yaşarsın. Kalem ve kağıt burada. Pekala. Lloyd. Yağmur durmuş. Hiç fark etmedi. Günaydın Bobby. Günaydın. Güne geç başlıyorsun değil mi Curtis? Başkalarının aksine ben gün doğmadan uyandım. Kahvaltıda ne istersin Bobby? Bir şey istemiyorum anne, sağ ol. Bugün bir planın var mı? Kasabada dolaşacağım. Dükkana bir göz atacağım. Çok şey değişti. Evet, değişmeyen tek altı sensin. Bobby. Annen evde bu tarz konuşmalardan hoşlanmaz biliyorum. Affedersin anne. Pekala, biraz at bineceğim. Atı hazırlamana yardım edeyim. Oo, Curtis şişmanladın mı sen? Sadece iyi yaşam kuzen, iyi yaşam.
Sanki hiç gitmemiş gibi. Evet öyle. Ona ne zaman anlatacaksın Robert? Ha, bilmiyorum tatlım. Bilmiyorum. Bakın kim gelmiş. Demek ki at binebiliyor musun Constance? Artık kimse at binemiyorum diye dalga geçmiyor benimle. Bunlar kimi? Biri anneme, diğeri de bir arkadaşa. Hiç değişmemişsin Bobby Hathaway. Sen de çok şey değişmiş ama Connie. Evet. Hep evlenip San Francisco'ya yerleşeceğini düşünmüştüm. Aslında ben de. Buraya gelmeyi çok seviyorum. Çocukken çok eğlenceliydi. Uzun zaman önce. Dur sana yardım edeyim. Yemek odası için bana da gerekiyor. Pekala. Gitsem iyi olur. Bana karşı hep iyiydin Bobby. Bunu hep hak ettin Connie. Vay vay vay. Müşfik evlat dönmüş ha? Gaz Keegan. Hadi ben gidiyorum. Şerif mi oldu? Hey, artık insanların kararlarını yargılamıyoruz. Pelton'ı nasıl buldun? Yani. Güzel ve sessiz. Hatırladığım gibi. Evet. Her zamanki gibi ha? Evet Şerif. Crocker'ın arazi ofisi. Çoğunlukla. İzninle gitmek zorundayım. Bu sabah mahkemede görevliyim. Seni tekrar görmek güzel. Seni de öyle Gaz. Nereye gidiyorsun? Corinth'e. Niye? Mısır unu, fasulye, koyulaştırılmış süt ve bunun gibi şeyler için. Gidiyoruz. Baba. Baba. Merhaba evlat. Neler oluyor burada? Hiçbir şey. Salı sabahı. Hizmet vermeye hazırız. Ama raflar neredeyse bomboş. Evet. Küçük bir tedarik sorunu yaşıyoruz. Tedarik sorunu mu? Bu rafları doldurmak için zorlanıyoruz. Özellikle de Clint Attlee'ye her şeyi sattıktan sonra. O da ne demek? Duke Crocker ona sürekli teklifte bulundu. En sonunda Clint birini kabul etti. Arazisini ve yük hattını sattı. Ve Tennessee'ye döndü. Bu yüzden mi Curtis mal almaya gidiyor? Pekala, gerçek şu. 2 sene önce bir karar aldım. Dükkanın kalitesini artırmaya karar verdim. Daha güzel, daha büyük bir hale getirecektim. Ama para için bankaya gitmeden önce Stu çıka geldi ve bana faiz oranı çok uygun bir borç teklif etti. Senet karşılığında evi teminat olarak göstermek zorunda kaldım. Yani işler bu sene çok kötüydü. Azdı. Kazandığım her parayla faizi ödedim. Ve üstüne üstlük bir de son 5 ayda 4 yığın ürün çalındı. Çalındı mı? Haydutlar mı? Silahlı görevlilere söyledin mi? Şerif ne yaptı? Gaz mı? Evet, onu anlattım. Lokantaya gidip kendine bir kahve söyledi. Ama en kötüsü bu değil. Anlat bakalım.
Senet ödemesi önümüzdeki hafta ve nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Neden bana hiç anlatmadın? Sana yük olmak istemedim. Sorunlarımla uğraşmanı istemedim. Baba, biz bir aileyiz. Senin sorunun benim sorunum. Hayır değil. Evet efendim. Kesinlikle öyle. Bugün o ödemeyi ben hallediyorum. Ya, kabul etmiyorum. Evet, kabul ediyorsun. Yıllarca keşiş gibi yaşadım ki zor günler için para biriksin ve bence şu duruma çok uygun. Evlat, dinle. Hayır, bu sefer nasihati ben veriyorum. İçmek istersin diye düşündüm. İyi değil misin? Açsana. Hadi. Uygun değilim. Seni göstermeyi seviyorum. Hadi. Merhaba. Merhaba Constance. Stu ile konuşmaya geldim. Evet, o ofis. İşte burada. Aldığım habere göre geçen akşam çırakla boğuşmuştun, öyle mi? Çok önemli bir şey değildi. Biraz iş konuşabiliriz diye düşündüm. Tatlım tatlım, bir yere gitme. Eşimin yanında her şeyi konuşabilirsin. Bana vereceğin serveti ayırdın mı? Teklifin için teşekkür ederim Stu. Ama doğrusu ben Hathaway Mercantile'ı devralacağım. Hadi canım. Bu ayın ödemesi burada. Da işleri yoluna koymak için birkaç fikrim var. Ve bak, babama yardım ettiğin için minnettarım. Her şeyi yaparım. Haberi sana da vermek istedim. Ben artık gideyim. Constance. İyi günler Bobby. Kendine dikkat et. Bence bu sana çok yakıştı ve yeni bir parti elbisesi lazımdı sana. Evet, manşet de çok güzel duracak. Sence çok abartı değil mi? Senin gibi güzel bir kız için mi? Asla değil. Hadi şunu keselim. Hadi. Tamam, siz gidin, ben geliyorum. Hadi. Neden korkuyorum ben Robin? İyi günler Bay Hathaway. Sizin için ne yapabilirim? Pikniğe gitmek ister misiniz acaba? Tanrım. Ne? Ben hemen geliyorum güzel kızım. Piknik mi? Bugün. Nehrin orada bildiğim güzel bir yer var da. Kulağa hoş geliyor. Evet. Evet öyle. Parayı hangi cehennemden buldun? Yaptığı birikimlerden çekilen federal emanet. Ama askerlere sonsuza kadar ödeme yapmazlar. Hola! Nasılsınız bayım? İyi misiniz? Hay mucho peligro, señor. Affedersiniz, İspanyolca bilmiyorum. Habla inglés. Señor,
sen dilimizi bilmemek. Ne oluyor burada? Yakalayın şunu. Pisliğin içinde. Atlayın. Hadi çocuklar. Pansiyon. Umarım tekrarlarız. Çok isterim. Bobby! Bobby, sizinkiler Doktor Norris'in orada. Curtis yaralanmış. Baba! Curtis? Corinth'ten dönüyordu. Biri onu pusuya düşürüp arabasını çalmış ve çok fena hırpalamış. Bu durumu nasıl? Doktorla daha konuşmadım. Annem içeride. Anne ne kadar kötü. 3 kaburgası kırılmış. Beyin sarsıntısı geçirmiş. Tek gitmesine izin vermemeliydi. Kendini suçlama Robert. Bunu yapan pislikleri suçla. Hadi gidip Curtis'e bakalım. Hadi. Ne güzelsin sevgilim. Beğendin mi? Aa evet. Bana bir viski koy. Ve ofisime gel. Artık çakallara yem olursun. Bunun için Hintlileri suçlayabiliriz. Çiftlik evini başka bir kasabada yapmayı düşünürsün artık ha? Hadi şunu ağaca bağlayalım. Merak etme, yardım edeceğim. Evet, kurtardığın herif buraya yeni yerleşmiş. Şikayetçi olmak istemiyormuş. Ona saldıranları teşhis edememiş. Benim ne yapmamı istiyorsun? O iki herifi tutuklamanı istiyorum. Tamam Bobby. O iki herifin o adama saldırdığını gördün mü ha? Ha? Peki ya Stu o arazide hak iddia ettiyse? Bak tamam Bobby. Bak o arazi gelecek ay çiftlik evi listesine eklenecek tekrardan. Yani Stu Crocker veya bu bölgede bir başkasının hak iddia etmesi tamamen yasal bir durum. Yemin ederim Gus, adaletin kanunla pek alakası olduğuna inanmamıştım. Sanırım yanılmışım. Meksikalı aileler nereden alışveriş yapıyor? Çoğu Corinth'te Senyor Gomez'in dükkanına gidiyor. Sahi mi? Sence bize gelirler? Baban 25 kahverengi için bütün beyaz ailelerle yaptığı işi riske atar mı? Meksikalı bir kadınla evli sence atar mı? Yarım düzünü alıyorum.
benimle. Şu taraftan. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Aylin kızlar kıyafetlere bakmak istiyor. Yemek çok güzel. Evet, öyleydi. Teşekkür ederim. Olay arazi ve su. Hathaway arsasıyla tren istasyonu arası 1 kilometreden daha az. Arazide 3 tane kuyu var. O araziyi istiyorum. Ve kesinlikle alacağım. Affedersiniz, herkes beni dinleyebilir mi lütfen? Satışlarımızı yükselttik. %23. Oo. Harika, evet. Teşekkür ederim. Lloyd. Konu ne? Hathaway'lerle farklı konuşmanın vakti geldi. Yarın hazır ederim. Teşekkür ederim. Güle güle. Rica ederim. Hathaway'ler burada değil. Onlardan birini arıyorum demedim. İçin kart vizit veya mektup kağıdı getirtebiliriz. Buraya yeni işi getirirken büyük yardımın dokunduğunu duydum. Eminim herkes seni çalıştırdığı için çok mutludur. Güzel şehrimize ilk geldiğinde benimle çalışmıştın, hatırlıyorum. Çalışmamak daha iyi. Herkes için daha iyi değil mi? Ama senin gibi güzel bir gün batacak olan bir yerde neden çalıştığını merak ediyorum. Su Crocker. Evet. O saat için bana $15 borçlusun. Tik tak, tik tak. Hey, bekle. Ben de seninle geliyorum. Ray, şu bardağı benim için doldurur musun? Evet. Burada içmek istediğinden emin misin Curtis? Tabii ki. En iyi bar, öyle değil mi? Kasabadaki tek bar. Biramı ver Ray. Gençler. Ray, mola ver. Emin misin? Vic para göz kulak olur. Bakın, burada kuru bir delikanlı varmış. İş susatıyor tabii. Askısız elbiseler, güzel memeli kadınlar, artık ıvır kıvır ne varsa. Hepinizin iyi olduğu bir şey olmalı. Merak ediyorum. Sence Sutu sizin dükkanı aldıktan sonra seni orada tutar mı? Dükkanı hiç alamayacağı için bence bunun cevabını hiç bilemeyeceğiz. Aslında sana bir iş verir kesin. Onlar işi bıraktığı için tükürükleri temizleyecek, bulaşıkları yıkayacak biri lazım hep. Gerçekten eve gitmem lazım ve bir ramı içip gideceğim. 10 sent vereceksin. R'ye verdim. 10 sent dedi satıcı. O zaman gel de al lanet hırsız. Tut, sıkı tut. Sanırım geçen yediğin dayak yetmedi. Kalk. Gel buraya. Burası Bay Crocker'ın kasabası. Burada senin gibi çöplüğe ihtiyacı yok. Stu Crocker'dan bıktım artık. Hepinizi öldüreceğim. İşte o. Spencer Drift'te onur madalyası kazanmış. O madalya kendimi yalancı gibi hissettiriyor. Sadece at bindiğim bir savaşta kazandım.
Daha çok Halloran mücadele etti. Ona da verdiler mi? Öldükten sonra. Ölü bir erdi, büyük madalyayı yaşayan çavuşa verdiler. Adam o gün seni öldürmeye çalıştı. 6 gün boyunca. Kurtarmayı denedin mi peki? Her şeyden çok. O zaman utanacağın hiçbir şey yok. Öyle hissetmiyorum. Bobby! Sana bunu söylemek için sessizce sıvıştım. Kuzenin barda Lloyd ve Vic'le kavgaya karıştı. Durum çok kötü. Dikkat et, biri geliyor. Sakın kıpırdama. Mahşer günü bugün, Crocker! Crocker! Sorun yok çocuklar. Zararsızdır. Zararsız mı? Gösteririm ben sana. Curtis, dur! Hemen dur! Çekil yolumdan! Eve döneceksin. Bunun hiçbir faydası yok, duydun mu? Gitmiyorum. Evet, gidiyorsun. Hadi. Ben halledeceğim. Mahşer günü gelecek! Stu, kasabayı almak ne zaman bu kadar önemli oldu? Hep öyleydi. Göremeyecek kadar aptaldık sadece. Hala payını alabilirsin. Öyle mi? Hangi paymış o? Benim alabilirsin dediğim. İlgilenmiyorsan arazimden bas git. İzinsiz giriyorsun. Hayır, bu mevzuyu şimdi bitiriyoruz. Dediğim gibi, izinsiz giriyoruz. Pekala, silahları indirin hemen beyler, hemen. İndirin. Seni görmek ne güzel şerif. Bu adam arazime izinsiz giriyor. Tutuklanmalı. Hadi silah alayım Bobby. İçeri gir. Hemen! Tamam, hadi atsın abi. Ben bu ara gidiyorum. Gelen var mı? Dinle Bobby. Senin kız beni bulduğu için şanslısın. Yoksa geriye tek bir parçan kalmazdı. Baban sahip bile çıkamazdı. Neden kuzenim dövülüyordu hapiste olan benim? Kuzenin oraya izinsiz girmedi çünkü. Nasıl oluyor da Stu Crocker her avladığında sen geliyorsun? Bobby, bu yorumdan şüphe duymanın faydasından bahsedeyim. Stu Crocker yığınla fırsat sağlıyor. Öyle mi? Sana da bir şey sağlıyor mu şerif? Bobby, buraya gel. Beni dinle. Laflarına dikkat et. Bana bu rozeti taktığımı unutturma. Belki de taktığının önemini hatırlasan iyi olur. Hayatını kurtardım Bobby Hathaway. Eski aşkını sıradan bir suçlu gibi götürülürken izlemek nasıl bir duygu? Bence senin gibilerden bir şey istemek için sohbete gerek yok. Bobby benimle asla böyle konuşmazdı. Cesaret verin, o içki içmeyi kes tatlım. Seni aptal yapıyorum. Hala beni etkileyebiliyor olman iyi bir şey. Kendini bir daha uyartma. Yoksa ne olur Stu? Yoksa şımarıklığın diğer Stu'yu görür. Bobby nerede? Onu yolda bekledim. Bobby'yi şerifle giderken gördüm. Gus Bobby'nin tabancasını eğrine koymuştu.
Bu da kim şimdi? Sen otur. Hathaway'leri arıyorum. Bolden. Neden arıyorsun? Başçavuş Michael J. Butler. Bobby ile askerlik yaptım. İn hadi. İçeri gel. Pelton Şerifi. Beni biraz bekleyin, geliyorum. Özgürsün. Bu herif nasıl bu kadar hızlı geldi acaba? Hadi hazırım, gidelim artık. İşte burada başçavuş. Doğru şey yapıyorsunuz şerif. Başçavuş Hathaway madalyalı bir gazi ve namuslu bir vatandaştır. Albay teşekkürlerini iletti. Beladan uzak durmaya çalış Bobby. Hadi asker gidelim. Albay teşekkürlerini iletti. Gaz'ın üniformaya olan saygısından faydalandığın için utanmalısın. Buna askeri jargonda kurallar denir asker. Ne işin var buralarda? Noel'e daha çok var. Aslında çok heyecanlanmaya başladım. Huzurlu yaşama özlem duyuyordum. O zaman hemen dönsen iyi olur. Biraz daha minnettar olmalısın. Buraya geldiğimde ailen Podesta olduğunu yeni öğrenmişti. Yardım etmeye geldim. Çok sağ ol. Askerliğin bir parçası. Keşke avukat olsaydın. Sanırım yakında ihtiyacım olacak. Sanırım şu andaki yeteneklerim burada işe yarayacaktır. Haklı olabilirsin asker. Üç deyince atıyorum. Teşekkür ederim Charlie. Barmen birazdan gelir. İçmeye gelmiş birine mi benziyorum? Yemek yiyorum. Ne istiyorsun? Patronuna söyle. Bobby ile bu öğleden sonra onların yerinde buluşsun. Samimi olacak. Sadece dördümüz. Seni öldürmeyeceğimin sözünü verdim sana. Ama şimdi buradayım. Belki vazgeçerim. Afiyet olsun. Hadi 250 metre olsun. Biliyorsun, onlar birinciyi duymadan ikinciyi ateşleyebilirim. Teklifin için sağ ol. Ama bugün ölmeyecekler. Umarım burayı hatırlıyorsundur. Nasıl unutabilirim? En güzel yıllarım geçti. Tam burada. Mevzuya gelelim. Meksika ile aradaki bütün yolları ve su çukurlarını haritalamıştık. Hatırlıyor musun? Evet. Haritayı hala saklıyorum. Devam et. Evet. Herhalde manzarayı sormak için çağırmadın beni. Evet. Bu sorunu çözeriz diye umuyordum.
Gerçek bir kötü adamsın ha? Hayır, öyle sayılmaz. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bana anlatacağını hissediyorum. Askerler saçma kıyafetlerle dolanır. Kalabalık kendi cesur olurlar. Tek başlarına bir halt değildirler. Galiba sen büyük bir askeri deneyim yaşamışsın. Askerde kiminleydin? Büyütmek istemiyorum. Sana borcumuzu ödeyeceğiz. Bugün 2 senenin ödemesini getirdim. Benim kurallarıma uymuyor. Ama işini kolaylaştıracağım. Evden vazgeç, dükkan kalsın. Berabere olur. Asla vazgeçmeyeceğiz. O zaman senden kurtulmam lazım. O da ne demek şimdi? Yani hem arazi hem de dükkanını alıyorum. Sana bu kadar iyi davranan insanlara mı yapacaksın bunu? Ben daha çocukken bana acımalarıyla hiç alakası yok. Benimle mi var? Aynen kahraman. Aramızda kalsın eski dostum. O kadar büyük bir kahraman olduğunu sanmıyorum. Kesin onda da beleşe konmuşsundur. Diğer her şeyde yaptığın gibi. Hoşça kal Stu. Bunun olacağı belliydi eski dostum. Hep belliydi. Tanıdığım çocuğu özlüyorum. Aslında uzun zamandır bir İrlandalı öldürmemiştim. Sus. Böyle konuşunca ne kadar korkuyorum anlatamam sana. Buradan gitmen lazım. Artık olaya kişisel... Hadi. Ne? Bıçak sola değil mi? Ben sadece kaşık kullandım. Baban geç kalacak. Yine. Ben gidip alabilirim. Olur mu? Tabii ki. Gelmek ister misin? Tabii ki. Hemen döneriz. İşte ortam. Ödemeyi reddettiğini duydum. Sanırım eşitiz artık. O benim düşüncesizimdi. Ve telafi için buradayım. Senin yerini de alacağım. Çek defterimi de getirdim. Cevabımı gayet iyi biliyorsun. Sakın bana arkanı dönme. Şu yaşlı keçiyi döndürün. Seninle ilgili gerçek ne biliyor musun? Sadece Bobby ile birlikte büyürken bir değerin vardı. Ama ben aptalım. Çünkü hala o çocuk olabileceğini düşünmüştüm. Sana güvendim. Benim hatamdı. Seni var ya... Şimdi kiralık adamlarını da al ve buradan git. Seni şerefsiz! Rick! Bak şuna, parasını al. Bak, adam geç saatte çalışıyor. Biri soymuştur işte. Belki şu Meksikalılardan biridir. Hadi Stu, gidiyoruz, sorun yok. Rick, hadi çabuk. Hadi Stu, hadi. Yardım çağırayım. Baba! Baba Dayan, yardım geliyor. Atıma ulaşmaya çalıştım. Ne oldu? Kim yaptı bunu? Stu. Ona asla arkamı dönmemeliydim. Sus artık. Gücünü harcama, tamam mı? Seninle ne kadar gurur duydum onunla. Hayır. Annene dikkat et. Hayır yapma. Hayır. Dayanmalısın baba. Tamam mı? Duyuyor musun? Evet.
Hepimiz amcan için çok üzüldük. Teşekkür ederim, Bay Jacobs. Sonuncusu da gitti. Birçok kişi Robert amcayı özleyecek. Kim geldi gördün mü? Ne istiyorsun Constance? Ben çok üzgünüm Bobby. Lütfen bunu annene de ilet. Kovulmadan gitsem iyi olacak. Babanı hep sevmişimdir. O da seni hep sevmiştir Connie. Teşekkür ederim. Neredeydin? Corinth'e yazlık elbise almaya gitmiştim. Ne aldın? Hiçbir şey. Tören güzel miydi? İşte o seninle tartışmak istemiyorum. Hiçbir şeyi anlamıyorum Connie. Senden küçük bir şey istedim. Neden azıcık bağlılık gösteremiyorsun? Çünkü Hathaway'ler bizim aksimize iyi insanlar. Ve saygıyı hak ediyorlar. Dürüst bir soru sorunca yanıt böyle geliyor sanırım. İçeri gel! İyi ki evdesin evlat. Evde olmak güzel anne. Hey Bobby, dursana. Dur bir dakika. Konuşacak bir şeyimiz mi var? Adamlar kasabayı mahvediyorlar. Su konusunda bir şey yapmayacaksın değil mi? Yapabileceğim bir şey yok. En azından şimdilik. Sana babamın ölmeden önce ne söylediğini anlattım. Tabii. Aynı saatte onu başka bir yerde görmüşler. Ve sen de inandın tabii. Hiç bahsetmemişti.
Bana yok yere silah çekme. Beni onurum olmadan gömme. Robert bunları senin için saklıyordu. Ne düşündüğünü biliyorum oğlum. Ve kafandan atmanı istiyorum. Ne düşünüyormuş? Bobby. Dinle beni. O şerefsiz cehennemde yanarken parti yapacağım ama oraya gitmesine... Oraya gitmesine sen neden olma. Sen bana canlı gerekiyorsun. Geçen geceyle ilgili birkaç soru daha sormam lazım. Robert Hathaway'i duydum, çok üzüldüm. Babam gibiydi. Bu lafları neden işin doğrusunu bilmeyen adamlara saklamıyorsun? Hırsızlıkmış diye duydum. Sade ve basit. Ben bardaydım. Evet, şu Dakota şahitlik etti. Neden birden ilgilendin Gaz? Aslında Bobby babasının ölümünden önce senin adını verdiğini söyledi. Bütün Hathaway'ler peşimde. Aslında eşinle konuşmak isterim. Evde değil. Nerede peki? Ona yaklaşayım deme. Pekala, oldu. Biraz daha uygun olduğunuz zaman gelirim. Bas git buradan. Bir daha da haber vermeden gelme. Seni ben seçtirdim. İndirmeyi de bilirim. Son şansın Mike. Dahil olmak istediğinden emin misin? Sana söyledim. Varım. Peki Mike. Aletler bunlar. Evet. Pek cephane sayılmaz değil mi? Evet ama sadece bunlar var. Stu'nun evine gidip bu işi bitirelim artık. Hayır, bizi bekliyordur. O bize gelmeli, dişlerini göstermeli. Hemen geliyorum. Düşmanı nereden vurursun Bobby? En hassas yerinden. Sen ne zaman istersen. İşe yarar mı? Ve bugün vahşice uygulanan bir plan... ...haftaya uygulanacak harika bir plandan daha iyidir. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Evet dostum. Hadi bitirelim şu işi. Ben geldim diye durmana gerek yok. Aç şunu bakalım. Oh, Tanrım. Geçen sefer güzelce uyarmıştım. Kasa boşaltıldı. Atlar sokakta bekliyor. Pekala Curtis, bu adamları dışarı çıkar. Kalk, gidiyoruz. Hadi gençler. Thank you.
Crocra Savaşı'nın başladığını söyle. Günaydın anne. Baban da hep böyle uyurdu. Uyuyor ama uyumuyor gibi. Savaş da gerekli bir beceri. Git yıkan, kahvaltını et, sonra da istediğin kadar uyu. Bugün uyumak için vaktim yok. Dinlen biraz. Ben göz kulak olurum. Hadi. Hepiniz neye bakıyorsunuz öyle? Herkes işine dönsün. Hadi! Mekan harabe. Kasa boş. O şerefsizler nerede öğren? Hepsi ya teker teker ya da bir arada ölecekler. Tamam. Sırada ahır olsun mu? Çok değerli bir hedef. Kolay korunur. Peki ya tapu dairesi? Orası sadece bina. Önemli şeyler bölge sekreterinin ofisinde. Oh. Pekala. Nereye gidersek gidelim. Asıl silahlar onda. Evet, doğru. O yüzden onu bize getireceğiz. Curtis, benim için tehlikeli bir şey yapar mısın? Hazırım. Annemi Irene'e götür. İnsanlara Mike'ın gittiğini söyle. Dükkanda sadece ikimiz varız. Şimdiden sevdim. Gus Kegel buraya geliyor. Şerif. Duydun mu bilmiyorum ama birileri Cracker'ın barını yerle bir etmiş. Sahi mi? Bu gece yardımcım sizinle kalsın, ister misin? Korkacak bir şey yok. Pekala peki. İhtiyacın olursa Curtis'le dükkandayız. Biri kilisenin merdivenlerine büyük bir bağış bırakmış dün gece. Bence rahip Bokart o parayı iyi amaçlar için kullanır. Evet, bence de. Kendine dikkat et Bobby. Bana yok yere silah çekme. Beni onurum olmadan gömme. İrlandalı herif bu sabah erkenden gitmiş diye duydum. Bobby ve onun mal kuzeni hiçbir şey olmamış gibi dükkanda çalışıyorlarmış. Bundan emin misin patron? Beni dinleyin. İkiniz de iyi dinleyin. Güneş batmadan Bobby Hathaway'i gömmeyi istiyor. Eski dostumu ziyarete gidiyoruz. Kasabanın ortasında mı? Artık buraların patronunun kim olduğunu herkes öğrenecek. Atımı getir, ön tarafta buluşalım. Thank you.
kasabadaki herkes Bar'ı konuşuyor. Stu'yu gördün mü? Hayır. Bunlar bitene kadar Aerin'de kalmanı istiyorum. Bana bakış açını değiştirecek şeyler yapacağım. Artık arkadaşlık etmek istemediğim bir adam olacağımı düşünüyorum. İşin bitince yanıma gel. Öğle vakti. Çok mu yoruldun? Uyumak istiyorum. Birkaç saate dönerim. Güzel şeyler giy. Yemek için kasabaya ineceğiz. Ayılmaya çalış. Hadi. Umarım silahlarınızı temizletmişsinizdir çocuklar. İhtiyacınız olacak. Hadi! De! Bobby! Stu ve adamları seni öldürmeye geliyor. Teşekkür ederim Connie. Seni seviyorum Bobby. Hep sevdim. Hep de seveceğim. Hadi. Hadi. Gelenlere bak. Hadi. Hadi gel. Çabuk. İçeri kaç çabuk, kolay çıkacak. Oyalanma. Şunlara bak. Acınası kuzenin nerede? Dikkat edin. Kafanızı iyi tutun. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Geri çekin. Ateş etmeye devam. Dikkat edin. Tanışmaya hazırlan. İrlandalı pislik. Yeter ama sizden fenalık geldi artık bayım. Lloyd, eğil! Thank you.
bir gün. Ama bugün değil. Dayan evlat, dayan. Yanıldığımı kanıtladığın için gurur duyuyorum Gaz. Hadi. Dayan evlat. Elini kafasının altına koy. Dikkat et. Buraya geldiğini tahmin ettim. Geçebilmek için kestirmeden geldim. Buna hiç vaktim yok Bobby. Hemen Meksika'ya gitmem gerek. Ne yazık ki seyahat günlerin bitti. Bu işi bitirelim. Constance iyi ki geldi. O gelmeseydi sen bize enselerdin. O ne demek? Buraya gelip sizin geldiğinize haber verdi. Şimdi bizim evde benim dönmemi bekliyor. Teşekkür ederim Mary Jane. Haftaya görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi günler. Adamlar arka damarları boşaltıyor. Bana ihtiyacınız var mı acaba? Ya gayet iyiyiz. Git o işle ilgilen. Benim de Bobby ile buluşmam lazım. Dükkanda çalışıp müşterilerle ilgilenmesi gereken sadece ben mi? Kalabilirim. Hayır tatlım, şaka yapıyorum. Hadi fırla. Ah Ruby Jane, günaydın. Günaydın. Siparişini verdiğin kumaş bu sabah geldi canım. Tamam. Hem de çok güzel. Teşekkür ederim. Güzel değil mi? Evet, çok güzel. Merhaba tatlı kızım. Ah hamili karşısına bu kumaş örneklerini göstermekte geciktin mi? Thelma Davis de öğleden sonra cübbesini almaya gelecek. Ayrıca yakışıklı kocanın Şerif'in ofisinin orada, gördüm biliyor musun? Hoşça kal. Bence kesinlikle çok iyi oldu. İyi günler hanım. Beyler. İyi günler Bayan Hathaway. Serena. Şimdi izin verirseniz eşimle bir randevum var. Bobby, canın ne kadar isterse kal. Ben emekliyim. Evet, siz randevunuza çıkın Şerif. Yakışıklı yardımcınız işinin başında. Aa, sana adam gibi yardım edemediğim için ticareti bıraktım. Şimdi yeni işte düştüğüm duruma bak. Oyalanma hadi. Tamam hadi Michael. Ama içeride bizi bekler Şerif hanımefendi. Piknikten sonra eve dönelim mi? Sanırım çatıyı pazartesiden önce hallederim. Sorun değil. Mobilyalar 10 yıl sonra anca gelecek zaten. Aile kurmak için o kadar bekledim ki birkaç günden sanırım bir şey olmaz. İşte orada. Yalnız süvari. O eskidendi Ray. Eskidendi. Artık değil.